Evet değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba. Çekimlere devam kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Arkadaşlar bugünlerde buralarda geziyorum. İş icabı geziyorum, bir müşteriden öbür müşteriye buralarda çekim yaptım ve devamı geliyor, görüyorsunuz. Videolarımı 12-13-14 dakika uzunluğunda yaptığım için böyle size kısa çekip arkadaşlar bu videoları hazırlıyorum. İnşallah hoşunuza gidiyordur. Hoşunuza gidiyorsa bana bir like verin. Abone olmadıysanız, abone olursanız tabii ki sevinirim, gurur duyarım. Evet, istikamet Sankallen. Sankallen'den sonra istikamet Vil. O tarafa doğru yolculuk yapacağım. Yalnız buraları gerçekten çok güzel, doğası güzel, köyleri güzel, her şeyi güzel olduğu için kamerayı açtım ve çekimi hazırlıyorum. Sağ tarafımızda göremiyorsunuz, Bodensee Gölü kalıyor ve çeşitli türlü binalar var. Bakın arkadaşlar, yenisi de var, eski evler de var. Burada da yola boya atmışlar yine. Eski binalar var. Bakın sağ tarafta çok eski bina var, yeni bina var, modern bina var. Çeşitli türlü. Havası çok temiz. Hava sıcaklığı dışarıda şimdi şu an 28 derece. Ta ileride Bodensee Gölü şimdi gözüküyor arkadaşlar. İnşallah büyük bir televizyonda bakıyorsunuzdur. Görüntüleri tam olarak alırsınız. Ya aslında ben 4K da çekebilirim bu telefonla. Ne dersiniz, 4K mı çekeyim? O yalnız o zaman işte hazırlaması, montajı, yüklemesi çok zor oluyor. Ama siz istiyorsanız Murat Bozdağ'ın katlanır. Yapar ya. Yani. Şimdi bu HD kalitede 4K oldu mu tabi Super HD kalite oluyor. O zaman 5 metre büyüklüğünde televizyonda bakabilirsin. Evet arkadaşlar, şimdi birazcık sabrederseniz bu görüntüler bitecek. Sankallen'e giriş yapacağız. Sankallen'i de bir görmüş olun. Bakın burada tren geliyor. Bunun da bir özelliği var tabii ki. Bu Sankallen'den köylere gidiyor. Ya şurada solda güzel bir göl varmış. Daha yeni gördüm ben bunu. Bakın ben de yeni keşfediyorum bazı şeyleri. Bu arabada klima çalışınca çok mazot yakıyor. Bu ne ya? Arkadaşlar 1,5 litre fazla yakıyor. Olamaz böyle bir şey ya. Otobanda gittiğim zaman herhalde başka olur. Yalnız bu köy aralarında yani ne bu? 6,5 litre yakarken çıktı 8-8,5 litre ya. Devamlı belki bayır yukarı bayır aşağı gittiğimiz için onun için de olabilir. Virajlı yollar, fren yapıyoruz, gaz yapıyoruz, gaz veriyoruz. Onun için olabilir. Murat burası 50 kardeşim, ona göre git. Bak yersin cezayı ha. Burada bir tren daha var.
Trene sol çektim. Öyle. Murat'la oynamasın. Evet, Sankalden'e az kaldı arkadaşlar. İlerideki gördüğünüz evler zaten Sankalden'e ait. Ne mutlu bana, buraları da size gösterebildim. Bakın aşağıda olan şehir, kuş bakışı Sankalden. Size Sankalden. Tren gelmeden geçelim şuradan. Yoksa başlar şimdi lambalar ding 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 yanma. Stop stop. Yerde galiba bir dönerci vardı ya. Peki bey, şurada solda Lemon'du, değişmiş gene, ismi değişmiş. Ama Lemon kaç sene oldu be Murat? Adam senin keyfini mi bekleyecek? Gelip bir döner aldı ya yani. Otoban böyle gösteriyor buradan abi. Şöyle bir dönüş yapacağız biz. Tamam tamam ötme, tamam kızma, tamam tamam. Ya bu araba da her şeye kızıyor ha. Çok elektronik var. Kendi kendine fren yapıyor filan. Nereye geldik ya, kafam karıştı. Sankalden'de tamam da. Bakın arkadaşlar, buradaki evler de çok güzel. İnşallah buraya kadar bakmışsınızdır. Bakmadıysanız kendi suçunuz. Buraları görmediniz. Buradan sağa sap diyor, otoban gelecek diyor. Hadi öyle olsun bakalım. İnanalım bakalım. İnanalım bakalım. Buradan sola gittik mi St. Margrethe'den Kreuzlingen, ben Zürich'e doğru gideceğim arkadaşlar. Ben Zürich'e doğru gideceğim ve direkt git diyor bana. Arkadaşlar dikkatinizi çekti değil mi? Bakın Sankalden'in içindeyiz. Şu ağaçların bolluğuna bakın. Ya hemşerim, sanki ormana girdik. Ama şehrin içindeyiz yani. Tam ortalarında sayılırız. Burada resim de çekiyorlar hızlı gidenlere. Tarafımızdaki hastaneydi galiba ya, evet. Hastane, evet. Yani şimdi buradan sola Zürich'e doğru gideceğiz.
Allah, karnım da öyle bir acıktı ki. Saat zaten öğlen oldu ya. Şimdi bu videoyu kapattıktan sonra müsaade ederseniz ben ilk önce biraz bir şeyler atıştırayım. Ondan sonra işe devam arkadaşlar. Durmak yok. Devam. Durmak yok arkadaşlar. Durmak yok. Ya şunun şurasında ne kaldı? 125 ayım kaldı. 125 ay sonra emekli olacağım. Ne mutlu bana. Yani. Nasreddin Hoca ne demişti? Şimdi ağzım kabul etmiyor onu söylemeye. Neyi kaldı ki yani şuracıkta? 125 ay. Hadi yan bir yeşil be ya. Yan bak, benim aboneler sevmez böyle çok fazla uzun kırmızıyı. Vallahi sevmezler. Evet arkadaşlar, ben buradan şimdi otobana giriyorum, giriş yapıyorum. Ondan sonra tabii eksik olmasın, İsviçre'nin tünelleri bol biliyorsunuz. Tüneller geliyor. Onun için size, hepinize Allah'a ısmarladık diyorum. Kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Kendinize dikkat edin, sağlıklı kalın, sıhhatli kalın, benimle kalın, hoşça kalın.